Şimdi birazcık daha aslında konunun bayağı detaylarıyla sohbetini yaptık. Biraz daha gene şeye dönelim. Online diyetisyenliğin bazı temel unsurlarına dönelim. Çünkü mesela bir Ferah Öztek isimli katılımcımız merakla şunu soruyor. Diyor ki yani ben online diyetisyenlik yapmak istesem online diyet yazma konusunda ilk nasıl başlamalıyım ve hani kaç kişiyle başlamalıyım, ilgilendiğim kişi sayısını nasıl belirlemeliyim, eğer bu çok artarsa takibi konusunda zorlanır mıyım? Dolayısıyla online diyetisyenler, yani online diyetisyenlik yapan sizlerin bu konudaki tecrübeleri bizim katılımcımız çok önemli. Yani ilk bu seyahati, online diyet seyahatine çıktığınızda nasıl başladığınızı ve nasıl işte o kişiyle takipleştiğinizi ve sonrasında bu sayılarınız arttıkça zorlanıp zorlanmadığınız, işte ne bileyim beraber Diyetkolik platformunda sizler de çalışıyorsunuz ve Diyetkolik platformu burada size ekstradan zorlaştıran mı kolaylaştıran bir yolum var. Takip sayınız, danışan sayınız arttıkça. Bunlara biraz değinelim mi? Özge Hanım siz de başlayalım bu sefer. Şöyle tabii ki her çocuğun bir kapasitesi ve doygunluk seviyesi var. Mesela örneğin Can Berk dedi ki işte 10 dakika ya da ilk görüşmeleri belki 20 dakika, yarım saat. Anne dedi ki benim bir saat işte kontroller yarım saat. Buna bağlı olarak zaten verebileceğim belli bir randevu sayısı var bir kere çalıştığım saatler ve günlerle alakalı. Şöyle doygunluğa ulaşıp gerçekten yetişemiyorum diye bir durum olmadı. Şöyle söyleyeyim, yani evet kendi ofisimde zaten karantinaya zor yetişiyorum bazen. İstediğim saatlere kadar açığım. Tamamen benim tercihim zaten. Yani tamamen bana bağlı. Benim eğer randevuda yerim yoksa ya da ben artık yetişemiyorum dediğimiz noktada çok oluyor yani. 2 hafta sonra randevu verdiğimiz, 3 hafta, 1 ay sonra randevu verdiğimiz bazı dönemlerde oluyor. Yani herhangi bir yani evet çok tam kapasite çalıştığınız aylar oluyor. Bir de daha rahat Canberk'in dediği gibi çalıştığınız aylar oluyor. O zamanlar belki daha çok mesajlaşıp soru cevaplayabiliyorsunuz. Ama bizim de maalesef ki bir mevsimimiz var. Ne zaman bu algı da bitecek bilmiyorum. Bir bikini mevsimi, işte bir bahar dönemi en yoğun olduğumuz zamandır. Aslında yaz dönemi artık zayıflayanın zayıfladığı, zayıflayamayanın da mayosunu bikinisini öyle giydiği dönemdir ve en özü dönemimizdir. Benim yani 2013'ten beri şeyim bu dalgalanmada. Hani belki başka bir klinik bütün mevsimlerde tam kapasite çalışıyordur. Başka bir danışmanlık merkezi ama benim gördüğüm bu ivmede. Siz aslında çok güzel bir cevap verdiniz. Yani burada diyetisyenin kendi potansiyeline, danışanlarına ulaşma ve iletişim kurma kabiliyetine bağlı olarak kendi zamanını ve danışanlarının sayısını yönetmesine bağlı bu iş. Ya yani bir dakika, ben hakikaten şu anda kendimi belki kapasitesinin altında ama o an öyle hissediyor bile olabilir. Şu anda ben bu kadar kişimle bir devam edeyim de gelecek danışanı sizin dediğiniz gibi bir hafta sonraya, bir ay sonraya bırakayım demek lüksü de, kararı da onu hissetme durumda aslında diyetisyenin kendi elinde. Burada bir tam rakam vermek çok anlamlı değil zaten, değil mi? Söyleyebilirim. Yani çalışma saatimiz zaten ben sabah 10'da alırım radyomu. Akşam da çok ekstrem bir şey olmadığı sürece 6-8 gibi kapatmaya çalışıyorum ama bazen işte yoğunluk zamanlarında uzatabiliyorum. O da 2 danışan daha ekleyebiliyorum zaten. Şimdi hani öğle molamı da çıkarttığında 8-9 danışan, maksimum 10 danışan görebiliyorum. Haftanın benim için de çalışma günü açısından aslında 5 günü var. Ben 5 gün çalışırım. Pazar pazartesi çalışmıyorum. Mezun olduğumdan beri pazartesi sendromu yaşamıyorum yani kısacası. Hastanelerde de çalışmadım. Yok uzmanlık yapacağım, yok şöyle yok böyle. 5 günü var demek ki benim kapasitem 50 danışan. Çünkü ben aylık paket insanlara öyle hizmet veriyorum. Yani 4 görüşme birden satın alıyorsunuz. Görüşme başı ücretler yok bende. Şimdi 50 danışan bütün randevular dolu. Onların 4 tane görüşmesini yazıyorsunuz. Yeni gelecek olanlara da eğer açmak istemiyorsanız mesai saatlerinizi bir ay sonra randevu vermek zorunda kalıyorsunuz. Yani Evet. o kapasiteyi zaten randevu saatleri de belirliyor biraz. Canberk, senin de herhalde görüşlerin paralel. Evet, şöyle ben
ilk başladığım zamanlarda bu işe çok fazla bir bilinirliğim, çok fazla bir rağbet yoktu. O yüzden açıkçası çok zorlanmıyordum zaten de. İlk biraz daha işte nasıl diyeyim, biraz daha görünür, biraz daha fazla danışan geldikten sonra bu işin benim esas işim olmayacağını karar verdiğim dönemde ve zaten şöyle bir karar verdim. Evet, bu benim esas işim ve zaten buna benim günde 2-3 saatten çok daha fazla bir mesai ayırmam gerekiyor. Aslında siz mesleğinize gösterdiğiniz özen, danışanlarınızı ayırdığınız vakit tamamen yine sizin kontrolünüzde. Dolayısıyla aslında siz az zamanda çok danışan bakabilir miyim sorusunu değil, zamanımı danışanlarıma ne kadar ayırmayı tercih ediyorum ve bu zamanımı ne kadar etkin ve doğru kullanıyorum. Dolayısıyla bu süreçte, bu kararlılıkta ne kadar danışana bakabiliyorumun matematiğini yaptığınızda zaten doluluk oranlarınızı ortaya çıkartmış oluyorsunuz. Evet, ben özel hastanede çalışırken günde 32 hastaya danışana baktığımı biliyorum ve o hastanenin poliklinik rekorundaydım. Yani söylenen, ama kendi danışmanlık merkezinde o şekilde değil. Hakikaten saat başı kurtulduğu bir saat ayırıyorum ve günde 10, maksimum 10 kişiye bakabiliyorum. Dediğim evet, gibi, bu arada zaten devlet hastanesinde çalışan katılımcılarımız da var. O çok doğru bir şey. Aynen, yani özel hastane ve devlet hastanelerindeki hani mutlaka tüm katılımcılarımız aşinadır bu ifadeleri, slotlar var. Yani hastaneciliğin aslında sağlık hizmet sunumu dışında, ben de eski sağlık yöneticilerinden olduğum için çok rahatlıkla bunu ifade ediyorum. Hastanecilik de, evet, yani bir slot dediğimiz aslında sabah işte 8'de başlayan, mesaiyle başlayan, akşam 5'e kadar süren her hekimin kendi branşında randevu aralıkları vardır. Ve aslında her ne kadar sağlık hizmet sunumunu gerçekleştiriyor olsa da hastaneler, buralar özel hastanelerde aslında baktığınız zaman kazanç anlamında devlet hastaneleri de benzer pratikte, ama özel hastaneler bu işin asli ticaret hanesi. Dolayısıyla orada hakikaten sirkülasyon nasıl şu anda Özge Hanım diyor ki mesela, ya da Canberk de söylüyor. Ben danışanımın ilk seansımı, onu tanıma aşamasını, onunla görüşme aşamasını bir saatimi ayırıyorum. Hastanecilikte bunu bu şekilde gerçekleştirmek gerçekten hiç mümkün olamıyor. Bu böyle bir pratik sağlık sektöründe, kurumsal yapıda çok fazla yok. Ancak kendi kliniğinizde veya online'da bu zamanı siz yönetebiliyorsunuz.